Bugün Selam Bey'in de önderliğinde bir kahvaltı düzenledik. Diğer ilçelerimizi de yaptık ama Nilüfer'i biraz daha sona bıraktık. Çünkü bizim Nilüfer'de olduğumuz için bütün vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza nasıl yardımcı oluruz diye burada bir kahvaltı düzenleyip bir konuşma yapmak istedik. Tabii ki biz de bu bölgede olduğumuz için birbirimize destek olmamız gerektiğini düşündük. Aynı zamanda Esentepe, Anadolu, FSM, Bandırma, şu anda yeni açılacak olan 5 evler hastanelerimizi tanıtmak için bir organizasyon düzenledik. Bu yaklaşık 6 ay, 1 seneden beri yaptık. En son Nilüfer'de yaptık. Bence güzel bir kahvaltı olduğunu düşünüyorum. Evet. Selam abiyle beraber. Onun dışında YEK okullarımızı tanıttık. Yine bize bağlı olan, grubumuza bağlı olan. Amacımız hem hastanemizi tanıtmak hem de Nilüfer'deki vatandaşlara nasıl daha hizmet edebiliriz, yardımcı olabiliriz. Bunu yapmaktı aslında. Ben ilk önce NEV grubu adına Sayın Müdürümüz Hüseyin Bey'e bu organizasyon için muhtarlar adına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toplantı oldu. Bize özellikle Nilüfer'de, hastanelerin Nilüfer'de olması nedeniyle böyle bir ayrıcalık tanıdılar. Ayrıca onun için de teşekkür ederim. Hizmetlerinde başarılar diliyorum. Bizim arkadaşlarımız da elinden geleni yapacaklardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız hepsi şen şakrak, bakın ne güzel mutlu bir görev üstlendiler aslında. Mahallelerimizdeki hastalarımızı, vatandaşlarımızı oraya yönlendirme adına ben kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Beyaz Okyanus Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İletişim Koordinatörü Aslan Ece Asa ben. Kurum müdürlerimiz Eray Öztürk, Burcu Can Kılınç. İki şubemiz de NEV Sağlık grubuna dahil oldu 2022 yılında. Aslında çok eski bir kurumuz. 2007 yılında açılmış bir kurum Beyaz Okyanus. 2022 yılında NEV Sağlık grubuna dahil olmasıyla birlikte şimdi biz de bugün burada muhtarlara yapılan bu etkinlikte kurumumuzu tanıtmış olduk. Mahallelerimizdeki özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitimleri için neler yapılması gerektiği yönünde onlara bilgiler verdik. Özel eğitimin öneminden biraz bahsettik. Dolayısıyla şimdi daha bilinçli bir şekilde çocuklarımızın eğitimi için bize yönlendirmelerini bekliyoruz. Çocuklarımızın devlet destekli eğitim hakları var. Raporları çıktıktan sonra, gerekli yerlerdeki raporları çıktıktan sonra bizim kurumlarımızda devlet destekli ücretsiz eğitimleri oluyor. Onlara gelip alabiliyorlar bizden.